Merhaba, ben anlatıcınız İlknur. Kameranın arkasında yönetmenimiz Murat Vanlı ve yardımcı yönetmenimiz Deniz Uluçay ile beraber yine Üsküdar'dayız. Ve Üsküdar'da sokak aralarında Üsküdar'ın zaman içerisinde nasıl oluştuğuna dair hazırladığımız serimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölüm 16. yüzyıl Üsküdar'ını toparlayıp 17. Üsküdar'ına karışık bir giriş yapacağız. Arada başka yüzyıllara tarihlenen yapılar da olacak. Denk geldikçe onlara da değiniyor olacağız. 16. yüzyılın sonlarına tarihlenen ilk yapımızdan başlıyoruz. Neredeyiz? Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Hazretleri'nin külliyesindeyiz, türbesindeyiz. Burası hem Üsküdar'ın hem de İstanbul'un en çok ziyaret edilen manevi mekanlarından birisi. Buralara gelmişken Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'nin de kim olduğundan biraz bahsedelim. Aslen şerefli Koçhisarlı. Tahsilini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Küçük Ayasofya Camii'nde hocalık yapmaya başlıyor. Sonrasında Fatih Camii'nde vaazlar vermeye başlıyor. Bu Fatih Camii'nde vaazlar vermeye başladığı süre zarfında devlet çevresiyle ve devletin kendisiyle çok yakın ilişkiler kurmaya başlıyor. Her kesimden insanın sevgisini, saygısını kazanıyor. Sonrasında da Üsküdar'da buradaki araziyi satın alıp kendi dergahını kurmaya karar veriyor. Külliyesi, burada görmüş olduğunuz külliyesi, tevhidhane yani ibadetin yapıldığı alan ve etrafını çevreleyen derviş hücrelerinden oluşuyor ilk etapta. Sonrasında 4 asır boyunca yanıyor, yıkılıyor, tekrar yapılıyor, bir sürü ilave oluyor. Demek istediğimiz şey şu, bir önceki bölümde anlattığımız gibi zanaatkar cemaatlerinin mescitlerinden dönme tekke değil burası. Yani Atikvalide Külliyesi'nde ilk tekke bu bölgede. İkincisi de ciddi anlamda yani önem arz eden yer burası. Burası da birinci amacı dergah olarak yapılıyor. Camisi falan sonradan ilave ediliyor. Zaman içerisinde bir sürü değişiklik geçirdiği için de mimari olarak geç yüzyıl mimari özellikleri taşıyor. Cephede görmüş olduğunuz çeşmeler 3. Ahmet zamanında Ketu'da Mehmet Paşa tarafından yapılan çeşmeler. Yani bunlar da 18. yüzyıl çeşmeleri. Bir iki tekke daha var 16. yüzyıla tarihlenen. Mesela Seyfettin Efendi Tekkesi var. O işte Atikvalide Külliyesi'ne yakın bir tekke ki onun da Atikvalide Külliyesi bina emirinin hizmetinde bir kul olduğu kayıtlı. Yani kalfalardan biri olma ihtimali. Onun yapım yılı 1591. Hemen onun yakınlarında Çınarlı Tekkesi var. Onun da 17. yüzyıla tarihleniyor ve rekonstrüktif de bir şekilde bugün hayatına devam ediyor. Buradaki arazi 1589'da satın alınıyor. Tamamlanması 1595. Külliyenin hemen karşısında görmüş olduğunuz bu ahşap yapı da Aziz Mahmut Hüdayi'nin müritlerinden biri. Çok uzun seneler burada dergaha hizmet etmiş. Vefatından sonra buraya defnedilmiş. Cennet Efendi'nin türbesi. Yapı 17. yüzyıl yapısı tabii Üsküdar'daki yangınlarda yıkılıp yok oluyor. Tekrar 1850'lerde, 1870'lerde bu haliyle tekrar yapılıyor. Günümüzdeki hali çok da eski bir yapı değil. Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar yolcularını Üsküdar'dan geçerken Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbesine, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi'nin türbesine, Beykoz'dan geçerken de Yuşa Hazretleri'nin türbesine doğru yöneltirlermiş. Fatiha surelerini okurlarmış. Dileklerde, iyi niyetlerde bulunurlarmış. Denizlerde başlarına bir şey gelmesin diye. Burada da çok bilindik bir duası var Aziz Mahmut Hüdayi'nin. Birazdan onu da paylaşırız sizinle. Böyle bir inanış var imiş, böyle bir rivayet var imiş buralarda. Duasını da paylaşalım sizinle. Çok güzel, çok hoş bir dua. Sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler diye bir duası var. Bu denizde boğulmasınlar kısmı biraz yerli Aziz Nikola sanki.
Üsküdar'da hem merkezde hem de genelinde yani sokak aralarında çokça çeşmeye rastlıyoruz. Bu çeşmelerin çoğu 3. Ahmet zamanına tarihlenir. Neden derseniz işte o dönemin imar girişimleri Nevşehir'de Ahmet İbrahim Paşa su yolları ile ilintili bu çeşmeler. Buradaki çeşme de onlardan biri. Bunun dışında da daha önce anlattığımız Selahattin, evet Selahattin'miş, bizi düzelttiler arkadaşlar. Selahattin değil, Selahattin. Camilerin vakfiyelerinde de var bu su yolları mevzusu. Örnekse Mihrimah Sultan Camii vakıflarında su yolları var. Nurbanu Sultan Atikvale'de cami vakıflarında su yolları var. Yine adıyla müsemma bir sokaktayız. Açık Türbe Sokak. Gerçi buranın eski ismi Yeni Çeşme Sokak imiş. Çeşmemiz de burada Yeni Çeşme ama bu konuya sonra geleceğiz. Bu Açık Türbe Sokak ismini hemen şuradaki gizlice Evliya Türbesi'nden alıyor. Evet, burada böyle üstü açık bir türbe alanı görüyoruz. Şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Hazretleri'nin orada bir konuyu atladık. Onu da hemen ilave edelim. Aziz Mahmut Hüdayi Efendi dergahı bir Celvetiye dergahı. Celvetiye'nin ilk kolu. Şimdi bunlar çok detaylı konular. Yani bu anlatının, bu serinin konusu değil. Ama şunun için söylüyoruz. Dergah 1596-1595 Celvetiye'nin başlangıcı. Burası da gene Celvetiye'li insanların, dervişlerin türbesi. Ama buradaki en eski mezar taşının tarihi 1778, 18. yüzyıl yani. Yangınlarda burası yok olmuş gitmiş, arkada dergah varmış. Bir şey kalmamış günümüze, bir tek burası. Bundan dolayı da bu sokağın adı Açık Türbe Sokak. Sokağın eski adı Yeni Çeşme Sokak demiştik. Ne kadar yeni şimdi ondan bahsedeceğim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı Sadrazam Halil Paşa'ya ait medrese. Medrese diyorum, cami değil kesinlikle. Minaresi vesairesi yok. Yani bir eğitim kurumu. Burada önde sebilini görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yer sebil. Buradan su dağıtılıyor. Yan tarafta da çeşmesi var. Onun için de buraya Yeni Çeşme Sokak demişler. Yapım yılı 1626. Şimdi girdik yavaştan 17. yüzyıla. Efendim, şimdi burada görmüş olduğunuz kalıntılar da başka bir çeşmeye ait. Bu kadarcık kalmış. Buradaki çeşme de Şehzade Bayezid Çeşmesi diye geçiyor imiş. Dedik ya sokağın ismi Yeni Çeşme Sokak imiş diye. Bundan dolayı mı Yeni Çeşme yoksa medresenin cephesindeki sebil ve çeşmeden dolayı mı Yeni Çeşme Sokak? Onu bilemiyoruz. Aynı sokaktayız. Açık Türbe Sokak'tan yukarıya doğru devam ettiğinizde sokağın bitiminde solda böyle bir kütle var, yapı var. Burası da Minkarizade Medresesi diye geçiyor. Yani Minkarizade Yahya Efendi 4. Mehmet zamanı ve yapım yılı 1665. 17. yüzyılda yapılmış bir medrese. Ama medreseden geriye kalan duvarları görüyorsunuz ve üzerine yapılan yeni oluşumu görüyorsunuz. Yani yorumu size bırakıyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz cami de Ahmet Çelebi Cami diye geçiyor. 1567 yapım tarihi. Geçen bölüm hatırlarsanız bu tür yapıların ilk etapta mescit olarak yapıldıklarından bahsetmiştik. Bunun da pekala ilk yapılma amacı mescit olabilir. Burada çok güzel ahşap bir minaresi var. Bu bölgenin çok fazla yangın geçirdiğini de biliyoruz. Deprem geçirdiğini de biliyoruz. Bu tamamen yeni bir minare. Şimdi burada bir yol ayrımına geldik. Bundan sonrası bizim için 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. Buradan sonrası Şemsipaşa. Burada da yine bir iki tane 16. yüzyıla tarihlenen yapı var. Ama onu da Şemsipaşa'yı anlatırken arada anlatırız. Biz şimdi farklı bir bölgeye geçiyoruz. Biraz daha içerilere gideceğiz. İşte bu 16. yüzyılı sonlandırmak için anlatmak istediğimiz bir yer daha var. Oraya gidiyoruz.
gelelim devamına. Şu an neredeyiz? Şu an Karacaahmet Mezarlığı'na çok yakın bir yerdeyiz, bir sınırdayız. İçerilere doğru geldik. Neden? Çünkü burada İskender Baba Tekkesi'nden bahsetmek istiyoruz. Aslında Üsküdar'daki en eski tekkeler, dergahlar bu tarafta. Hatta Göztepe tarafında, Erenköy tarafında, Merdivenköy tarafında. Buradaki tekkeler Karacaahmet Tekkesi'nin devamı. İskender Baba buraya defnedilmiş, türbesi yapılmış bir baba. Tekkesini de bu bölgede yeniçerilik yapmış olan Mehmet Efendi yaptırmış. Buranın asıl yapılma amacı mescit ve sonra tekkeye çevriliyor. Hatta çok sonra tekkeye çevriliyor. İşte daha önceki örneklerde bahsettiğimiz gibi 200 yıl sonra tekkeye çevriliyor. Kaymakçızade Elhaç Mehmet Efendi tarafından tekke olarak kullanılmaya başlıyor. Minaresi yok hala dergah olarak. Yani burası tamamen yine dergah olarak kurulmuş bir yer. İskender Baba Tekkesi'nin cephesinde böyle bir çeşme var. Bu çeşme de yine Nevşehirli İbrahim Ağa tarafından yapılıyor. Lale Devri, 3. Ahmet zamanı. İki bölümdür bu mescit camilerden bahsediyoruz. Buradaki mescit camiye dahi çevrilmemiş. Tekkeye çevrilmesi de 2 asır sonrasını bulmuş. Yani zaten baktığınızda Üsküdar'a aslında işte bu tekke çoğunluğu 18. yüzyıla tarihleniyor çoğunlukla. Şimdi 16. yüzyıla nazaran tekke sayısı 5 kat artıyor 17. yüzyılda. 19. yüzyıla gelindiğinde de yarı yarıya düşüyor. Totaldeki sayı yarı yarıya düşüyor. 20. yüzyılda da biliyorsunuz artık Cumhuriyet. Burası Gündoğumu Caddesi diye geçiyor günümüzde. Biraz sonra değineceğiz. Gündoğumu Caddesi ile ilgili de söyleyeceklerimiz var. Bölgenin eski adı Kefçedede. 2008'deki düzenlemelere kadar Kefçedede diye anılıyormuş bu bölge. Kefçedede'nin de böyle minnak bir rivayeti var. Zamanında burada yoksullara kepçe kepçe yemek dağıtılan bir dede varmış. Halk arasında Kefçedede, Kefçedede'ye dönmüş. İsmi oradan geliyor, deniyor. Bu bölgede hemen tekkenin karşısında Malatyalı İsmail Ağa Camii görüyorsunuz. Malatyalı İsmail Ağa yine bir Darüssade ağası yani harem ağası. Bu bölgede saydığımız şimdiye kadar 4. harem ağası. Burayı 1609'da yaptırıyor. Burayı vakfetmesi için bir de hamam yaptırıyor. Bu caminin orijinal duvar dokusundan pek bir şey kalmamış ama burada görmüş olduğunuz çeşme orijinal, basamaklar orijinal. Biraz hor davranılmış. Malatyalı İsmail Ağa'nın camiyi vakfetmesi için yaptırmış olduğu hamam hemen çok yakınında. Karşısında böyle sivil mimari yapı örneklerinden bir tanesi. Kubbesi gördüğünüz gibi ahşap. Bu da 1609 tarihli. Yüksek ihtimal birçok tadilat gördü. Tekrar tekrar yapıldı ama yine de bildiğimiz klasik hamam mimarisinin bir tık öncesini örnekliyor bu yapı. Onun için önemli. Bir de minnacık bir detay daha göstermek istiyoruz. Onun için biraz daha yakınına gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi basamaklarla içeri iniliyor. Aslında zamanında yani 1600'lerin başındaki yol kotu kapının olduğu yerdeymiş. Biz zamanla yani asırlar içerisinde bu kadar yükselmişiz. Şimdi bu yapıyla ilgili de bir hikaye var ama bu gerçek bir hikaye. 1798'de burada bir sel felaketi oluyor. Burası böyle biraz vadi, çukur bir yer. Her taraf mezarlık demiştik en başta, Karacaahmet Mezarlığı'na yakınız diye. Sel felaketinde bu tepelerdeki meftalar topraktan kurtulup hamamın içine doluşmuşlar. Bu yapının da öyle bir hikayesi var.
Gündoğumu Caddesi'nden ayrıldık. Kefçe Dede bölgesindeyiz hala. Biraz daha yukarı Zeynep Kamil'e doğru çıktığımızda hemen burada Tavaşi Hasan Ağa Camii var. Şimdi burası da yine ilk yapılma amacı mescit. İlk yaptıranı Tavaşi Hasan Ağa, Sokulu Mehmet Paşa'nın hazinedarı. Önce 1592'de Rıfai Tekkesi olarak kullanılıyor. Yani Atikvalide Sultan Külliyesi'ndeki tekkeden sonra yine Rıfai Tekkesi olarak kullanılan bir yer. Minberi ve minaresi 1700'lerde konuyor. Ondan sonra camiye çevriliyor burası da. Tavaşi Hasan Ağa Camii'nin sokağa bakan cephesinde İbnül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi var. Bu İbnül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi işte 1721 yılına, yani 18. yüzyılda yapılmış bir çeşme. Şimdi böyle yanımıza kar kalsın diye minik bir bölüm hazırladık. Onu paylaşmak istiyoruz sizinle. Bölüm içerisinde kullanmış olduğumuz bazı terimlerin ne anlama geldiklerinin sözlükteki karşılıklarını sayacağız. Şimdi başlayacak olursak ilk türbelerden bahsediyoruz. Türbe özünde anıt mezar demek, yani türbe demek anıt mezar. Tekke, tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergah anlamına geliyor. Zaviye, tekkenin küçüğü. Zaviyelerde aynı zamanda konaklamalar oluyor. Asitane, tarikat merkezi durumunda olan büyük tekke. Pir evi, tarikat liderinin kendisine pir deniyor, kaldığı yere pir evi deniyor. Tevhidhane, ayinin icra edildiği, vakit namazların kılındığı mekan. Halvet, halvetiyeden, yalnız kalma, yalnızlık. Celvet, celvetiyeden, halvetten sonra ortaya çıkma, görünür olma, örnek olma. Geldik bölümümüzün sonuna. Şimdi minnacık bir özet geçelim. İki bölümdür bu mescit camilerden bahsediyoruz. İşte dergahlardan bahsediyoruz. İşte dergah nedir, mescit nedir, cami nedir, bunların aralarındaki farklar nedir vesaire. Üsküdar'la ilgili şöyle bir durum daha var. Buradaki mescitler, dergahlar hep yurdun dört bir yanından, çok farklı yerlerinden gelen insanların kullandığı ya da kurduğu mescitler. Örnekse işte Yemen'den, Maraş'tan, Malatya'dan, böyle Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanların kurmuş olduğu mescitler. Zaman içerisinde dediğimizde çok geniş bir zaman aralığı. Yani 2 asır, 1,5 asır sonra tekkeye dönüşüyor. Bunu izah etmeye çalıştık. Gündoğumu Caddesi'ndeyiz. Buraya da sırtınızı verdiğiniz zaman ve dümdüz devam ettiğinizde ilk vardığınız yer Ayrılık Çeşmesi, sonra Söğütlü Çeşme, Selami Çeşme, Çatal Çeşme diye devam ediyor. Yani Bağdat Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Üsküdar böyle bir yer.